Bu videoya minik uzaylılarla dolu minyatür bir uzay gemisiyle başlıyoruz. Bu uzaylılar ay gületleri ve türlü türlü yeni yaşam formuyla dolu yeni bir gezegenin keşfini henüz tamamlamış. Buradaki işleri bitmiş. Şimdi roketleri ateşleyip bulgularını yuvaya götürecek ve arkadaşlarına anlatacaklar. Diyelim ki yükselişlerinin bir anında saniyede 4 metrelik bir hıza sahipler. Ve bunlar minik uzaylılar olduğu için uzay gemilerinin kütlesi de sadece 2,9 kilogram. Ama bu gezegeni terk edip etmeyeceklerini bilmeleri lazım. Bunun için de hızlarını takip edebilmeleri gerek. Bunlar zeki uzaylılar. Bu iş için bir hız göstergesi kullanmak yerine bir kuvvet zaman grafiğine başvuruyorlar. Gösterge panellerinde üzerlerine etkiyen net kuvveti gösteren bir kuvvet zaman grafiği var. Yani bu öyle herhangi bir kuvvet değil, net kuvvet. Roket iticilerinin, yer çekiminin ve diğer her türlü kuvvetin birleşiminden oluşan toplam kuvvetten bahsediyoruz. Bu arkadaşların çok gelişmiş kuvvet sensörleri var. Herhalde yani. Baksanıza adamlar üzerlerine etkiyen net kuvveti tespit edebiliyorlar. Ve bu kuvveti zamanın bir fonksiyonu olarak gözlemliyorlar. Ama şu an 9 saniye sonraki hızlarının ne olacağını bulmak istiyorlar. Bunun için kuvvet zaman göstergelerine bakıyorlar. Gördükleri grafik işte bu. Artık 9 saniye sonraki hızlarını hesaplayabilirler. Bunu şöyle yapıyorlar. Evet, ilk 4 saniye boyunca 3 Newton'luk bir net kuvvete maruz kalıyoruz diyorlar. Yani bu ilk 4 saniye boyunca 3 Newton'luk sabit bir kuvvet etkiyor. Ve uzaylılığın hakkını veren her uzaylı bilir ki net kuvvetle kuvvetin etkime süresinin çarpımı impalsa eşittir. Bu ifade net impalsın formülüdür. Etkiyen bu 3 Newton'u alıp, etkime süresi olan 4 saniye ile çarptığımızda 12 Newton saniyelik bir impuls elde ederiz. İyi de Newton saniyeden kime ne? Biz hızı bulmak istiyoruz. Kuvvetle ve zamanla ilgilenmiyoruz. 9. saniyedeki hız ne? Bize o ilgilendiriyor dediğinizi duyar gibi oluyorum. Oysa uzaylı feza akademisinde net impulsun sadece net kuvvet çarpı zamana değil aynı zamanda kuvvetin etkilediği cisimdeki momentum değişimine eşit olduğunu öğretiyorlar. Aslında bu iyi bir şey. Cismin kütlesini biliyoruz ve hızla ilgili bir şey öğrenmek istiyoruz. Momentum m çarpı v'ye eşit. Dolayısıyla bu net impuls bizi oraya götürecek. Ama bu 12 Newton saniye sadece ilk 4 saniye için geçerliydi. Sonraki 3 saniyeyi nasıl hesaplayacağız? Şuna bakın. Sonraki 3 saniye boyunca kuvvet sabit değil. Bu kuvvet değişiyor, azalıyor. E ne olacak şimdi? Kuvvet sabit olmadığı için kuvvet çarpı zaman diye kestirip atamayız. Çünkü yani hangi kuvvet çarpı zaman? O yüzden bir hileye başvuracağız. Hatırlayalım. İlk kısımda yani İlk 4 saniye için kuvvetle süreyi yani 4 saniyeyi çarpmıştık. Aslına bakarsanız biz bu dikdörtgenin yüksekliğiyle genişliğini çarpmış ve dikdörtgenin alanını hesaplamıştık. Yani bu kuvvet zaman grafiğinin altındaki alanı bulmuştuk. O da bize impalsı vermişti. Ve bu bir tesadüf değil. Impals kuvvet zaman grafiğinin altında kalan alana eşittir. Bunu bilmek inanılmaz derecede işimize yarayacak. Çünkü kuvvetin değişken olduğu bu kısımda yine aynı yöntemi kullanabileceğiz. Bu eğrinin altındaki alanı hesaplayarak impalsa ulaşabileceğiz. Eğrinin altındaki alan derken genel olarak eğri ile x ekseni arasında kalan alanı kastediyorum. Ve bu örnekte x ekseni zaman ekseni. E hadi yapalım. İlk kısımdaki impalsa bulduk. 12 Newton saniye. Şimdi İkinci kısmın impulsunu yani alanı hesap yaparak bulacağız. Bakın bu bir üçgen. O yüzden alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'den hemen hesaplayabiliriz. Taban 1, 2, 3 saniye. Yükseklik ise hala 3 newton. O halde net impalsımız 4,5 newton saniyedir. Şimdi son bir kısım daha kaldı. Ama bu seferki biraz garip. Hesaplayacağımız alan zaman ekseninin altında kalıyor. Tamam şekil yine üçgen ama kuvvetler negatif olduğu için hesaplayacağımız değer negatif bir impuls olacak. Yani alan zaman ekseninin üstünde ise net impuls pozitif oluyor. Zaman ekseninin altında ise net impuls negatif oluyor. İyi de bu negatif impulsun değeri ne? Evet yine alan hesabı yapacağız. Üçgenin alanı yine 1 bölü 2 çarpı taban uzunluğu ki bu sefer 2 saniye eşit çarpı yükseklik yani eksi 2. Eksi 2 newton. Bu da bize eksi 2 newton saniye gibi bir sonuç veriyor. Artık uzay gemisinin 9. saniyedeki hızını bulabiliriz. Bu kuvvet okumasına tam burada tam bu anda yani uzay gemisinin saniyede 4 metre hızla ilerlediği t eşittir 0 saniye anında başladığımızı varsayıyoruz ve toplam net impuls bu uzay gemisinin momentumundaki değişimine eşit olmalı. Toplam net impulsu bulmak için tüm net impulsları tek tek toplamamız gerekiyor. İlk 4 saniye için impuls 12 newton saniyeydi. Sonraki 3 saniye için 4,5 N saniyelik bir impuls söz konusuydu. Ve son kısımdaki impuls eksi 2 newton saniyeye eşitti. Bu üçünü topladığımızda 12 artı 4,5 artı eksi 2 toplam net impalsın 14,5 Newton saniye olduğu sonucuna ulaşıyoruz. Bu gemideki uzaylı dostlarımız için güzel bir haber. Bu gezegenden ayrılabilmeleri için yukarı yönlü pozitif bir impalsa ihtiyaçları vardı ve o impalsa ulaştılar. Şimdi bakalım son hızları ne oluyormuş. Delta P'nin momentumudaki değişim anlamına geldiğini biliyoruz. Yani bu son momentum eksi ilk momentum demek. Onu da kütle çarpı V son eksi kütle çarpı V ilk şeklinde yazabiliriz. Şimdi eğer bu bir dünya yapımı roket olsaydı işimiz zordu. Çünkü dünya yapımı roketler dünya teknolojisini kullandığı için arkalarından devasa miktarda yakıt püskürtür. Bu da kütlelerinin zamanla azalmasına neden olur. Dolayısıyla kütleleri yolculuk boyunca sabit kalmaz. Şöyle söyleyeyim. Dünya yapımı roketler yakıtı aşağı doğru püskürtür. Bu da rokete eşit büyüklükte ve zıt yönlü bir kuvvet uygular. Roket bu sayede yükselir ama bu sırada kütle azalır. Yani sabit kalmaz. Bu da tüm bu hesapları çok daha zor bir hale getirir. Çünkü m son ve m ilk aynı değildir. Sanki uzaya roket yolladın deyimi buradan geliyor olabilir. Çünkü uzaya roket yollamak biraz da kütle değişimi yüzünden zordur. Ama bu akıllı uzaylıların çok küçük bir miktar yakıt püskürterek aynı şeyi yapabildiğini biliyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl? Aşağı doğru belli bir momentum uygulamaları lazım ki yukarı yönlü bir momentum kazanabilsinler. Ama biz çok küçük bir kütleyi devasa bir hızla püskürttüklerini varsayıyoruz. Durum böyle olunca çok fazla yakıt kaybetmiyorlar püskürttükleri yakıt korkunç bir hıza sahip olduğu için hem yukarı yönlü bir momentum kazanıyorlar hem de neredeyse hiç kütle kaybetmiyorlar. Bize de bu problemi kütleyi sabit kabul ederek çözmek düşüyor. Kütlenin sabit olduğunu varsaydığımızda şöyle bir şey elde ediyoruz. 14,5 Newton saniye eşittir. Kütle sabit olduğu için bu ifadeyi kütle parantezine alabiliriz. Ne olur? M çarpı V son eksi V ilk. İfadeyi en parantezine aldığımıza göre şöyle yazabiliriz. 2,9 kilogram çarpı 9 saniye sonraki son hız. 9 saniye olduğunu nereden biliyoruz? Çünkü 9 saniye boyunca olan impasları topladık. Eksi ilk hız yani 4 metre bölü saniye. Her iki tarafı 2,9 kilograma bölersek 14,5 bölü 2,9 eşittir 5 newton saniye bölü kilogram ki metre bölü saniye demek olur kendileri ve bu değer pozitif. Sağ tarafta bir tek ve son eksi 4 metre bölü saniye kaldı. Son olarak her iki tarafı 4 metre bölü saniye ile toplarsak ve sona ulaşırız. Buralara bir yere denk geliyor olsa gerek. Demek ki bu roketin son hızı 9 metre bölü saniyeymiş. Yani roket 9 saniye sonra 9 metre bölü saniye hıza ulaşıyormuş. Bu sadece sayısal bir tesadüf. Şimdi bu sonuca nasıl ulaştık? Hızlıca bir tekrar ederim eğrinin altındaki alanı bulduk. Çünkü kuvvet zaman grafiğinin altında kalan alan cisme etkiyen impalsı verir. Bu hesabı tüm seyahat için tekrarladık ve dedik ki eğer alanını hesapladığımız eğri zaman ekseninin altında kalıyorsa net impuls negatif olur. Sonra tüm bu net impulsları topladık ve momentumundaki değişime eşitledik. Değerleri yerlerine yazdık ve 9 saniye sonraki hızı denklemden çektik.